sürekli bakanlar geçiren, yaşayan bir ilçe. Ve bunlardan en son Sayın Numan Kurtulmuş 4 dönemde kabineye giriyor. Ve Şahandır'da en son olarak da Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Neler söylüyorsunuz? Şimdi eskilerin kullandığı meşhur bir söz var. İçinde yüzdüğü denizin farkında olmayan balığın B'si erken düşer derler. Alık olursun. Arkadaş, bu memleket sürekli bakan görüyor. Sürekli bakanlarla muhatap oluyor. Ama biraz da kendilerini eleştirmeyi bilmiyorlar. Bakanlardan biz ne kadar istifade ediyoruz? Sadece işimiz, işte Şükrü Bey'den alın, Refahettin Bey, İdris Naim Bey, işte şimdi Numan Bey. Ya arkadaş, bu adamların hizmetlerini eleştirdik. Ama hiç şunu kendimize sormadık. Biz bu adamlardan neler alabildik, biz neler yapabildik hiç düşünmedik. Türkiye'nin şu anda kaç ilçesi var? Bu ilçelerin hangisinde bakan var? Ya böyle büyük bir nimet yaşıyoruz. Bunun değerini bilmiyoruz. İşte şöyle bakan oldu, şimdi rütbe düştü. Ya da işte ya bu adam başbakan yardımcısıyken sanki millet sokakta bayram mı ediyordu? Yani kıymet bilmiyoruz, değer bilmiyoruz, değerlerimizi korumayı bilmiyoruz, değerlerimizden istifade etmeyi bilmiyoruz. Büyük bir gaflet içindeyiz. Şimdi Turizm Bakanı olmuştur, Kültür ve Turizm Bakanı olmuştur. Ünye'nin ağır abileri bir araya gelsin. Bu adamdan en iyi bu branşta nasıl istifade ederiz? Yani Kültür ve Turizm Bakanlığından biz Ünye'ye neler alabiliriz, bunun hesabını yapsın. Niye öyle bakan oldu, niye böyle bakan oldu? Ya arkadaş, ne kadar kolay eleştiriyoruz, ne kadar kolay kötülüyoruz. Yani ben bu Ünyeli'nin bu tavrını hiç beğenmiyorum. Bununla bağlıyorum arkadaş, yani üzgünüm. Öncelikle Numan Bey'i kutluyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyorum bir Ünyeli olarak. Şimdi çoğu eleştirenler olmuştur illaki başbakan yardımcısıydı, turizm bakanı oldu diye. Önce şunu unutmayalım, bizim ünyemizi bir turizm cenneti diye kabul ediyoruz. Sayın Numan Bey de turizm bakanı olduğuna göre bizim için bulunmaz bir nimet demektir. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Daha başka Numan Bey ile ilgili ne söyleyelim? En azından ünyenin bir evladı. Yapacağı hizmetleri de belli. Ki yapacağından da ümitliyiz. Her ne kadar diğer parti veya diğer insanlar arasında farklı düşünceler olabilir. Ama bizim için öncelik olarak ünyemizin evladı olduğu için her yönüyle savunmamız gerekiyor. Çünkü Sayın Bakanımızı bir ünyeli olarak kötülemek, kendimizi kötülemekten başka bir şey değildir benim bildiğim. Kendilerine başarılar diliyorum. Neler söylemek istersiniz Sayın Numan Bey'in yeni bakanlığı ile ilgili? Sayın Bakanımız bizim her zaman bakanımızdı zaten. Gönlümüzde yine bir bakanlık devlet büyükleri tarafından layık görüldü. Gurur duyuyoruz. Bölgemizden her zaman ünyemizden bir bakan çıkmıştır. Hiçbir zaman boş geçmedi. Şu anda da yine boş geçmedi. Yine devam ediyor. İyi bir, önemli bir bakanlık. Aynı zamanda benim bana ait olan seyahat ajantası olarak sektörel anlamında ben çok gurur duydum. Çok hoşuma gitti. Kendisini tebrik ediyorum. Allah muvaffak eder inşallah. Son 4 yıldır kabinede görev yapıyor. Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. İyi bir yerdeydi. Yine iyi bir yerde. Yani çok değerli bir bakanlık. Bana göre, tapana göre derken Türkiye genelinde zaten bakanlıktır. Bakanlığın küçümsemesi, o bazı arkadaşlar böyle sanki ortamda efendim yok de bakanlığın çok İrlandalı var. Bakanlığın işte derecesi düşürüldü, işte efendim atıl duruma geldi bilmem ne falan gibi konuşanlar var. Bence çok yakışık almayan şeyler. Memleketimizden bir bakanlığımız olduğu için gurur duymalıyız. Her zaman keşke memleketimiz için inşallah faydalı bir şeyler yapabilsin. Ünye her şey layıktır diyoruz. Baştan şunu söyleyeyim. Bakansız kalmayan bir ünye yaşıyoruz yani. Bakanı olmayan bir ünye. Bu ünye yıldızlarının güzelliklerini taşıyor. Refahettin Şahin abimiz olsun, Allah rahmet eylesin. Şükrü Yürür olsun, Allah selamet versin abime. İdris Bey, Allah razı olsun. Yani şunu, özünü şöyle toparlarsam eğer, bakansız olmayan, orduyu da katıyorum yani, ordunun her şeyden önce milletvekili yani, orduya bağlı olduğumuz için ama
Ünye'nin evladıdır. İyisiyle kötüsüyle bakmıyorum. Bir bakanımız var. Bir de Kültür ve Turizm Bakanı, kültürel olarak Türkiye'nin buna çok çok geniş bir zenginliğe sahip. Yani şu an bakan olarak çok geniş bir kültüre sahip olan bakanlığın başına geldi. Sonra icra dairesinde şimdi bu adam bakan, devlet bakanı iken o kadar değil, ricalıktı ama şimdi icraatını yapar. Bu bir bakandır. Bakanımız olduğundan da son derece keyif alıyorum. Allah hayırlara vesile etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Hem ülkemiz için, hem de Ünye'm için, hem de ordu için, hem de yöre için, Türkiye için hayırlı olsun. Gene kabinede olan bir bakanımız yaşatıyor, yaşanılacak. Yani orada bir şeyleri yaşatacaktır bu kişi. Kişiliği de zaten temiz bir insan. Yapısı da buna çok müsait. Kültür Bakanlığı da yakışmıştır. Ünye'miz bunu kabullenecektir, kabul edecektir. Niye? Bu Ünye'nin çocuğu, yani her şeyden önce bizim bu ülkemizin, bu yörenin evladı bu. Ben buradan da yardımcı olmamız lazım zaten bakan olduğu için. Sevgiyle karşılıyorum. Allah hayırlar vesile etsin. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Oda başkanlığı için açıklamayı yapan ilk isim Bekir Şimşek olmuştu. Bugün ise iş adamı İrfan Akar, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası başkan adaylığını açıklamak için Çakırtepe'de kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Bugün burada olmamızın sebebi, malum yaklaşan önümüzde Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri bulunmakta. Biz de burada genç ve dinamik arkadaşı olarak bu yönetime, burada başkanlığa aday olduk. Ünye'mize, iş adamları derkenize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, 1975 Ünye doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır ticaretin değişik alanlarında faaliyet göstermekteyim. Çeşitli noktalarda imalatlarımız var. İnşaat sektöründeyiz. Ticaret her noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Ve Ünye'ye iş adamlarına faydam olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu oda yönetimine talibim. Değerli Ünyelilerin, değerli iş adamları arkadaşlarım, hepsinin desteğini bekliyorum. Çok teşekkür ederim.